Adınız, soyadınız. Lale Yenilmez. Sizin adınız, soyadınız. Onur Saran. Birbirinizle evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz. Yaptığımız araştırma sonunda evlenmenize herhangi bir mani görülmemiştir. Şimdi de bunu misafirler ve şahitler huzurunda sözlü ve yazılı olarak beyan etmenizi istiyorum. Siz Lale Yenilmez, Sayın Onur Sarıhan'ı hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın kendi özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Su getirin, su. Bir dakika. Bir dakika. Anneciğim, biz ne yaptık böyle ya? Erol. Erol, bir şey olmayacak değil mi oğlum? İnşallah anneciğim, inşallah. Ay. Ne şey var? Kızım. Ay. Geliyor, geliyor. Yani. Ay anne. Gel. Anne. Gel. Yavrum, korkma. Ay. 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 Hani ne olur ne olmaz yine hastaneye götürelim. Ha. Gel. Hadi ay. İyi olacak. Nasıl istedim? Tamam mı? Her şey iyi olacak. Misafirlerle ilgilenin, tamam mı? Biz de gelseydik ama Songül Hanımcığım. Yok yok yok, ver. Telefonu Rahma anne, tamam geliriz, merak etme. Haberleşelim ama lütfen. Buyurun efendim, bir su içeyim. Sağ ol. İsterseniz biraz oturalım. Buyurun. Ultrasonda herhangi bir problem görünmüyor. Çok şükür. Bebeğin durumu da gayet iyi. Sen iyi görünmüyorsun Lale. Ne oldu? Ben heyecanlandım herhalde. Lale, aşırı stres altındasın. Bak ne oldu, ne yaşadın bilmiyorum ama üzgün ve gergin olduğun çok belli. Bu durum ilerleyen günlerde bebeğe de zarar verebilir. Niyetim seni korkutmak değil. Ama böyle devam ederse ilerleyen günlerde erken doğum riskiyle karşı karşıya kalabilirsin. Hatta evlendikten sonra bu stresin devam edebilir. Doktorun ve arkadaşın olarak benim sana tavsiyem, mümkün olduğunca stresten ve sıkıntıdan uzak kalma. Nasıl yapacağım ben bunu peki? Evlenmek zorunda değilsin. İstemediğin bir şeyi yapma yani. Senin ve bebeğin sağlığı her şeyden daha önemli. Zaten evlenmem mümkün değil. Neden? Pelin sözleşmeyi herkese söyleyeceğiyle ilgili tehdit etti beni. Anlaşıldı. Sen de bunu kafana taktın. Strese girdin ve fenalaştın.
Ya iyi de Pelin'si nereden biliyor bu mevzuyu? Ha? Yani bu Onur'la senin aranda olan bir şey değil mi? Yani aslında önemli olan o da değil, biliyor musun? Ya annemin haberinin olmadığını da biliyor. Eğer annem bu sözleşmeyi duyarsa delirir. Zaten evlenmemize asla izin vermez o zaman da. Ne yapacaksın peki? Evlenmekten vazgeçtiğini mi söyleyeceksin? Gerçekten böyle bir şey söylemeye halim bile yok, biliyor musun? O zaman neden olduğunu öğrenmeye çalışacaklar. Beni ikna etmeye çalışacaklar. İnan ne yapacağımı bilmiyorum. Benim bir fikrim var. Bu hem sana zaman kazandıracak, hem de bu süre içerisinde sen de kendini iyice bir dinle, gerçekten ne istediğine karar ver. Tamam mı? Neymiş o fikrin? Zaman bayağı bir geçti. Bizi içeride almadı. Epey oldu oğlum yani. Neredeyse bir saat olmuştur herhalde. O kadar oldu mu? Bana öyle geliyor. Belki de 1,5 saat oldu, ne bileyim. Ben içeri giriyorum. Dur. Şey yapma. Girme. Belki şey yapıyordum. Ha, sakin ol. Hadi sakin olalım biz. Buyurun, gelebilirsiniz. Lale. Anne. Annem. Şükür. İyiyim anneciğim. Oh, çok iyi. Bebeğimiz nasıl? İyi. Şükür. Bebeğimiz de iyiymiş. Şükür. Yalnız bu yorgunluk ve stres hali devam ederse erken doğum riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Ne? Erken doğum deyince bebek çok küçük değil. Evet. Yani o yüzden çok dikkatli ve özenli olmalıyız. Kesinlikle oluruz. Lale Hanım'ın dinlenmesi gerek. Yani bu önümüzdeki 8 haftalık süreç çok önemli. Bu süreç içerisinde yorgunluktan ve stresten uzak kalması lazım. Tabii. 8 değil 18 hafta istersin. Ben şimdi ne olur ne olmaz diye her şeye karşım bu akşam yine gözetim altında kalmasını istiyorum. Yarın durumuna göre çıkışını yaparız. Bakarız. Dinleneceksin, bir şey yok. Stresli yapmayacaksın. Ben bir beslenme konusunu şey yapayım. İstiyorum sizinle doktor beyciğim. Sen stres yaşamayacaksın. Ben hep yanında olacağım. Asma suratına. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.